Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Kaynak mı arıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. %68 vergi böyle toplanmaktadır. %21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. %89. Geriye %11 kimin verdiği vergidir? Zenginlerin verdiği. %11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. %90'ı kazananlar vermelidir. %10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk. Partimizin 3 değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından mecliste hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan meclisin çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O ki Cumhuriyet için kimsesizlerin kimsesi demiştir. İşte birilerinin hor gördüğü emeklinin, zam yapmadan Temmuz'u geçirelim diyen askeri, denen askeri ücretlinin, çaycının, elma üreticisinin, buğday üreticisinin, üzüm üreticisinin, fındık, narenciye üreticisinin, pamuk, karpuz üreticisinin dostu, o kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'tir. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Buradan bütün siyasi liderlere, bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Biz Cumhuriyet'in meclisi isek, bu milletin meclisi isek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, bu maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, bu evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet halk için vardır, millet için vardır, onların yüzünü güldürmek için vardır. Artık zamandır biz emeklimizin ve emekçimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın.